Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve şu an saatlerimiz 6.30. Aslı şimdi uyuyor. Biz de biraz önce görmüş olduğunuz gibi Nas'ın beşiğini kurduk. Park beşiğini. Çünkü dün yatağa gelmişti. Bugün birazcık geç vlog başlattım. Çünkü evde hiçbir şey yapmadık. Yani gene her zamanki rutin işler. Ben evi süpürdüm, sildim, temizledim. Sonrasında Minnoş'la hep vakit geçirdik akşama kadar. Biraz önce de Nas uyumadan önce babasıyla birlikte markete gittiler. Kendine muz aldı. Çünkü bu akşam uyumadan önce büyük ihtimal bayağıdır yemiyor. Yulafla muz yaparım ona. Bu akşam biz de Tunca'nın arkadaşlarıyla, eşleriyle yani ailecek hep birlikte yemeğe gideceğiz. Tunca ile Nas da markete gittiğinde ben hemen bir hazırlandım. Bayağıdır saçlarıma maşa yapmıyordum. Dedim ki bu sefer şöyle bir maşa yapayım dedim. Nas konuşuyor içeride. Uyandı. Minnoş'un yanına gidelim. Bak bak ne yapıyor? Bak nasıl gülüyor görünce. Günaydın. Sen uyandın mı Fıçtım? Nas beşiğin ne kadar güzel durdu orada. Anneciğim beşiğin çok güzel oldu. Uyandın mı? Gel babası gel. Gel babası gel. Gel babası gel. Gel gel. Gel babası gel. Sen markete gidip kendine muz mu aldın anneciğim? Pazara gittik. Pazara gittiniz. Aa doğru. He markete şey almaya gittiler. Çöp poşeti almaya gittiler. Allah'ım baba kız pazara gittiler bugün. Kalkmak istiyorum baba hemen yanıma yattın. Kalk diyor. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Hop hop eder yüreği. Karnımı doyurdum de. Nas. Ama kamerayı alamazsın anneciğim. Kamera olmaz. Ben Minnoş'un karnını doyurdum. Üstünü değiştirdim. Şimdi anneannesine bıraktık. Biz de yemek yiyeceğimiz yere geldik. Burayı çok seviyoruz. Burası Hadımköy'de. Şehribahçe adı. Şarkı. Havalar ısınsa da buraya kahvaltıya gelsek keşke. Hemen maç aç. Hiç şey yapmayan geç kalma maç izlemeye tamam mı? Asla sakın bak. Asla. Biz sen geldik. Sen böyle şeyler tereddüt etme ya, olay bende. Burası böyle kendin pişir kendin ye mekanı. Ve her yer böyle kule kule. Yani kapalı bir şekilde. Arkadaşlarınızla gelip rahatlıkla oturabileceğiniz bir yer. Aha kumanda çalışıyor. Şu alt kısımda da bahçe alanı ve çok güzel orası. İşte diyorum ya havalar ısınsa burada gerçekten çok güzel kahvaltı edilir. Ama şu anda dışarıda oturmak gündüz de olsa birazcık imkansız. O sıkıntı o iş. Aynen Minnoş'la inşallah kahvaltıya geliriz buraya. Olabilir. Günaydın. Biz bugün erkenden uyandık ama Nas ilk uykusuna yattığında ben de onunla birlikte uyumuşum. Heh baba da geldi şimdi. Biz kızımla Minnoş'umla uyuduktan sonra Nas'ın karnını doyurdum. Nas uyandıktan sonra. Şimdi de anne ile baba kahvaltıya gidiyor. Değil mi? Nas'ın karnı doydu. Hadi bakalım. Şimdi biz kahvaltıya gidiyoruz. Servislere geldik AVM'ye. Minnoş ya. Ben de şimdi bir Watson's'a uğrayacağım. Tunca buraya küçük kuyumcu diyor. İki tane çeyrek alıyor. Ya bak ya. Kullandığım pudram bitmişti. Şimdi bir tane pudra alacağım. Şu Maybelline'in pudrasını kullanıyorum. Nas, bak bunlar tam benlik anneciğim. Ben senin yerini ağlayıp isteyeyim mi babadan? Lay, 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 lay.
3 numara alırız gene. 4 numaraya geçmemize birazcık daha var. Naz! Naz! Biz evimize geldik. Dur anneciğim, saçlarını düzeltelim. Dur. Şapkayı çıkarınca gene saçlar diken diken olmuş. Ben dışarıda uyudum. Eve geldim, uyandım. Anne. Naz. Naz. Sakın. Kameranın ipinden çekiyordu. Baba kamerayı yakalamaya çalış. Olmaz kamera. Bak çizmişsin, hala yara buran. Gördün mü? Bak yara. Biz kahvemizi içtik. Şimdi hemen Tunca'nın dolabını toparlamaya başladık. Şu dolabın şurasını boşalttık, şimdi alt kısmını. Tunca verilecekleri ayırdı kendisi şimdi. Ben de hemen dolabın içerisini toplayayım. Ondan sonra artık dolaba geri konulacakları yerleştirelim. Onlar da burada oyun oynuyorlar bak. Hadi, evet. Diğer kolu da. Naz nereye? Naz? İt ayaklarınla. İt babacığım. Evet. İşte baba böyle. Çok zor diyor, dur. Öyle, başka olmaz. Naz uyudu, uyandı. Şimdi de içeride baba uyuyor, değil mi anneciğim? Babayı uyuttuk. Naz bak. Naz. Ben de Naz'a yiyecek bir şeyler hazırlayacağım şimdi. Çünkü sonra banyo yapacak. İlk önce karnını doyurayım. Ondan sonra banyo yaptırırım. Çünkü açken banyo yaptırması o kadar zor ki. Hiç keyif almıyorsun değil mi öyle anneciğim? Yani bildiğiniz hızlı hızlı yıkayıp çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü hiç durmuyor. Ama karnı tokken keyfi yerinde oluyor. Nerede ördekler? Nerede? Bu ördekler hep yanımızda geziyor bizim. Değil mi anneciğim? Bu ördekler hep bizim yanımızda. Bunların diğerleri nerede? Naz? İki tane kalmış. Biri burada. Nerede? Biri burada. Oh. Şu anda NASA, yani bunun içerisinde irmik, elma ve pekmez var. Değil mi anneciğim? Hmm. Balkabağımız kalmamış. O yüzden içine katamadık değil mi Naz? O yüzden katamadık. Armut da kalmamış. Armut da sipariş verdik. Alışverişimiz akşama doğru gelecek değil mi anneciğim? Bir saat sonra gelir. Tatlı patates aldık. Sonra ne aldık sana? Armut aldık. Başka ne almıştık? Unuttum. Bir sürü şey aldık değil mi? Aç bakalım. Aferin. Minoş! Naz? Baba da uyandı. Herkes uyandı. Şimdi ben de Naz'ın küvetini hazırlayacağım. Artık banyo vakti anneciğim, tamam mı? Banyodan sonra da uyku vakti.
Anca. Kremlerimizi sürelim. Dur. Dur. Dur anneciğim, dur. Hayır. Dur. Evet. Dur. Ama sürmemiz lazım kremlerimiz. Ama krem sürmeliyiz. Oh. Oh be, bitti de. Ama şimdi şöyle bir. Ama saçlarımızı tarayalım anneciğim, gel. Naz. Ay ne kadar güzel oldu. Saçları taranınca ne kadar güzel oldu. Yemeğimi yedikten sonra artık şu market alışverişini, daha doğrusu poşetlerin içerisinden ürünleri çıkarıp yerleştirebilirim. Tunca zaten bir poşeti başlamış boşaltmaya. Şu kaprisanlardan alıyorum. Aslında normalde ben bunları toptan alıyorum ama şu an file markette bunlar toptan satılmadığı için ben şöyle 3 tane aldım. Sonrasında kendime bir tane Kinder çikolata aldım. Çok seviyorum. Bir de en sevdiklerimden şu Toffee'den aldım. Sonrasında Antep fıstığı aldım. Şöyle altılı Avşar'ın mangolu sodasından aldım. Dörtlü cam şişe kola. Altılı ayran. Bizde genelde Tunca ayranı çok içiyor her akşam. NASA şu bal kabağından aldım. Ama bunlar böyle paket halinde satıldığı için filede. Yani şu şekilde. Bunun yarısıyla da kabak tatlısı yaparım. Bizde Tunca kabak tatlısını hiç sevmiyor. Asla yemiyor. O yüzden çok fazla yapamıyordum. Yani oturup da hepsini bitiremiyorum. Yeşil biber aldım. Kırmızı biber. NAS için şöyle yeşil kabak aldım. Tatlı patates. Gene aynı şekilde NAS için şöyle armut. Ne yaptın sen bugün? Anne kuaföre gitti geldi. Sen ne yaptın anneannede? Evet. Yarın da anne tırnaklarını yaptırmaya gidecek değil mi? Sen çok mu seviyorsun anneanneyi? Kankan. O senin kankan değil mi? Mini mini bir kuş donmuştu. Tencereme konmuştu. Aldım onu bak, içeriye. Bak. Cik 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 olsun diye. Evet hadi beraber söyleyelim mi ikimiz? Beraber söyleyelim mi? Mini mini bir kuş donmuştu. Tencereme konmuştu. Naz. Bütün yüzün yemek olmuş anneciğim. Sileriz pişti. Çay temiz yaparız. Kıcım açı dur anneanneciğim. Oh. Nefret ediyor yüzünün silinmesinden. Ama temiz kız olman lazım. Ay. Ay. C. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün günlerden cuma. En son ne zaman vlog çekiyordum inanın hiç hatırlamıyorum. Çünkü bu vloguma bir 3-4 gündür, hatta 3-4 gün geciktir, bayağı oldu herhalde. Ben bir ara verdim. Artık en sonunda bu vloguma devam edeyim istedim. Açıkçası şöyle söylemek gerekirse böyle birazcık hevesim kırıldı gibi oldu vlog çekerken. Çünkü gelen bazı yorumlar, işte örnek veriyorum. Arkadaşım biri yazmış. Çocuk bakmayı da işte yemek yedirmek, altını değiştirmek, evi temizlemek, bunları marifet sayıyorsunuz. Biz de her gün aynı şeyleri yapıyoruz. İşte biraz daha farklı şeyler çekseniz. İşte bunlar marifet değil. Arkadaşım biri böyle bir yorum yapmış. Sonrasında bir arkadaş da Betül hep aynı şeyler. Yani çocuğu yedir. İşte gün içerisindeki yaşantın hep aynı şeyler. Lütfen biraz farklı içerikler üret diye arkadaşım bir yorum yapmış. Bazen böyle yorumlar gelince doğal olarak benim de hevesim kırılıyor. Yani vlog çekmeye. Bu sefer elime kamerayı aldığımda şey diyorum. İşte gene aynı şeyi çekeceğim diyorum. Çünkü yaşantım bu. Yani aslında hepimizin günlük olarak yaşantısı bu. Hani ne bileyim, çocuğun karnını doyur, altını değiştir, oyun oyna, onunla birlikte vakit geçir, işte evi toparla. Yani hep aynı şeyler. Ama mesela şu da var. Ben günlük vlog çeken biriyim zaten. Hani farklı içerikler üreten bir kanal değilim. Örnek veriyorum, işte challenge videoları, ne bileyim şaka, işte birbirine şaka videoları. Aslında böyle birçok içerik üreten kanallar da var. Ama ben günlük genelde hani yaşantımı vlogladığım için, o yüzden de hani evin içerisinde ne yapıyorsam ya da nereye gidiyorsam, neler yapıyorsam
yapıyorsam bunları çekiyorum. Zaten hafta içleri genelde hep evdeyim. Şimdi tırnaklarıma ombre yaptırmaya gideceğim. Dün randevu almıştım. Bugün saat 4.30'da randevum var. Saatlerimiz de şu anda 3.30. 1 saatim var. İşte en azından kaldığım yerden devam edeyim dedi. Genelde günlük yaşantımız bu şekilde böyle yani ki ben bundan çok mutluyum. Bir de şunu düşünüyorum. Artık Nas'la olan vlogların bence daha çok keyifli olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Bence Nas'tan önceki vloglar sıkıcıymış. Ben şu an editlerken bile mesela 40 kere izliyorum Nas'ın o hareketlerini, o yaptıklarını, yemek yiyişini. Ya bence Minnoş'la vloglarım daha keyifli oldu diye düşünüyorum. Daha eğlenceli oldu diye düşünüyorum. Ben de şimdi tekrardan Nas'ın karnını doyuracağım. Sonrasında üstünü değiştireceğim. Annemlere bırakacağım. Ben de ondan sonra artık giderim. Çünkü geç de kalmak istemiyorum. Ne kadar erken gidersem işim o kadar erken biter. Erken gitmek istiyorum ki çünkü şu kaşlarımla da hani kaşlarım hakkında da konuşmak istiyorum. Bir görüşmek istiyorum. Artık kaşlarımı tekrardan yaptırmam gerekiyor. En son ne zaman yaptırdım hiç hatırlamıyorum. Ama araya hamileliğim girdi. Eşim Nas artık bugün 7 aylık oldu. 7 ay bir süreç geçti. Bir de hamilelik öncesinde de uzun bir süre kaşlarımı yaptırmamıştım. Artık yavaş yavaş boyalar hani kendini atmaya başladı. Şimdi kaşlarımı tekrardan yaptırmak istiyorum. Ben de evi toparladım. Hazırlandım. Üstümü değiştirdim. Şu anda bir tek Nas'ın üstünü değiştireceğim. Nas'ı hazırlayacağım. Onun haricinde başka hiçbir işim yok. Evet, Minnoş'umun uyanmasını bekliyorum. Aslında biraz da acıktım gibi ama artık dönüşte bir şeyler yerim. Nas? Bak Nas. Hemen döndü kafasını. Bak anne ne diyor bak. Aynaya bakıyor. Bak anne ne diyor. Saçlar kirpi kirpi olmuş. Hadi anneciğim git de gel çabuk çabuk diye. Bay bay. Ben geleceğim tamam mı? Ha, biz anneanneyle oynayalım. Anneanne diyeceğim misin bugün de? Nas sarılıyor. Oo, ona ben. Geliyorum ben tamam mı? Çıkalım oynayalım biz de. Onun karnı tok uykusunu aldı. Saçımı da yapmış. Evet, saçını çekiyor bak. Aynaya bakıyor kendine. Bak anne burada. Saçlara bak. Geleceğim ben tamam mı anneciğim? Bay bay anne, baş baş. Böyle yap baş baş anneciğim. Baş baş. Nas'ı anneanneye bıraktık. Şimdi dede de Nas'ın yanına gidecek. Ben de her zaman olduğu gibi randevuma tabii ki geç kaldım. Güya erken gelecektim. Ama hep böyle oluyor. Yani nereye gitsem hiç vaktinde gidemiyorum. Zaten geldik bile. Nas! Biz kavuştuk. Anneciğim. Bebeğim. Nerede Nas? Kapıya mı bakacağım? Nereye gidelim? Ama bir yere gidemeyiz şu anda. Na 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 na. Nay nay nay. Na na. He. 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 Aa. Ne oldu? Bizim prenses uyudu Nas Hanım. Bakın burada benim bir misafirim var. Beroş, ne haber? İyi mi sen? İyi. Bu sefer de annem beni aradı dedi ki ben benim çocuğu sana bırakayım biraz ben çıkayım dedi. Şaka bir yana annem iğne olmaya gitti. Şimdi 2 günde bir iğne oluyor. Vitamin eksikliği çıktı annemde. Şimdi yemek yiyeceğiz. Bir karnımızı doyuralım. Aşkım en sevdiğin dizi başlamış. Niye söylemiyorsun? Sonra da Tunca çalışacakmış burada. Bilgisayarın her şeyini çıkarmış. Diş yapamadım burada. Neyse. Ben de yapacak bir şeyler bulurum artık. Annem aşısını olmuş. Şimdi de bize geldiler. Nas uyuyor. Şuradan bir geçeyim. Ben de onlara kahve yaptım. Balkonda şimdi bir kahve keyfi yapıyorlar. Ben de hemen aralarına katılacağım. Babamın bilgisayarda işi varmış. Onu halledeceğiz. Dün 3-4 yıl önceki vloglarıma baktım. Beren ufacık. 4 yıl önceki vloglarım. Gel bakayım. Senin kadar. Ay resmen kısaymışım ben. Onu fark ettim. Tekrardan merhabalar. Günlerden cumartesi. Tabii Babiş şu anda yeni işten geldi. Saatlerimiz 3. Nas Hanım da yeni uyandı. Baba yeni geldi. Nas yeni uyandı. He, biz anlaşıyoruz kızım. Evet. Haberleştiniz mi anneciğim? Nereye gitti oyuncak? Gene düştü. Oyuncak takla turizm. Sıra ördekte. Bunu ağzınıza sokamayız daha. Evet sıra ördekte. Şimdi onu da at anneciğim. Anam boş at onu da boş. Yavuz ya, don't you?
Nas uyuyorken ben de hemen hazırlandım. Bu arada şu üstümdeki kazak aslında Tunca'nın kazağı. Yani Tunca'yı almıştım. Ama çok beğendim, o yüzden artık benim, ben giyiyorum. Hatta dolapta bayağı bir duruyordu. Yani etiketli bir şekilde duruyordu. Uzun bir süre bu dolapta durdu. Baktım Tunca giymiyor. O yüzden dedim ki ben değerlendireyim. Bence bana daha güzel oldu. Gayet de güzel oldu. Çok beğendim. Bir de bunun grisi vardı ama o hırka tarzında. Bir de o grisini kaptım dolabından. Vallahi giymediklerini artık ben giyiyorum. Daha güzel olmamışım bana. Kesinlikle. Evet. Bir de şunu söyleyeceğim. Biz Park 5'i aldık, biliyorsunuz, hatta kurduk. Onu da vlogda gösterdim. Sanırım bu vlogda gösterdim. Düşünün, o kadar ara vermişim. Şimdi bu diğer 5'ini de, yani ilk 5'ini, anne yanı olan 5'ini de bunu bugün dolap hesabına koydum. Dolap hesabımı açıklama kısmına yazarım ya da yorumların en başına yazarım. Eğer aranızda satın almak isteyenler olursa, düşünenler olursa ben bunu dolap hesabına yükledim. Oradan bakabilirsiniz. Bir de tırnaklarımı çok beğendim. Dün yaptırmaya gitmiştim ya. Çok çok beğendim. Gerçekten yapan arkadaşın ismini unuttum. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Bayağı bir uğraştı ama çok hoşuma gitti. Minnoş. Anneciğim. Nas arabaya bindiği gibi direkt mayıştı şu anda. Ama bir aşkla sadece babayı izliyor bak. Aşkım. Göz hep babada şu anda. Yol boyunca. Anneciğim. Ben de buradayım. Ne yapıyor baba? Araba mı kullanıyor? Yok. Teşekkürler. Araba mı kullanıyor anneciğim? Şapkayı taktık ya, çıkardık hemen, bak saçlar dikleşmiş. Elimle yatırsana ya saçlarını. Yapıyorum ama yatmıyor ki hemen. Dışarı izliyoruz. Gene döndük. Ben seni çok sevdim. Nice. Biz nereye geldik? Araba durdu. Siz oturun, ben bebek arabasını uzatayım. Baba bebek arabasını çıkarsın, sonra biz de ineriz, tamam mı anneciğim? Senin şu montunu, kollarını giydirelim. Bu mont o kadar güzel ki gerçekten çok memnunum. Aşırı memnunum. Yani ben neredeyse zaten bu montla nasıl kara yatırmıştım. Gerçekten o kadar çok sıcak tutuyor ki kesinlikle tavsiye ederim. Bu mont H&M'in montu. Ama bu leoparlısından kalmamış, diğer modellerinden de kalmamış. Sadece bir ayıcıklısı vardı, kahverengi. Bir de laciverti vardı, iki tanesi vardı. O diğer pembelerinden, çiçeklerinden falan hiç kalmamış. Alayım mı kızımı? Evet. Gidiyoruz. Ama ben kaçtım. Amiş. Kaçtık. Marmara Caddesi'ne geldik. Ufak bir işimiz var. Onu halledeceğiz. Hem de Nas'la birazcık hava alsın istedik. Nasıl bakınıyor etrafına? Evren abinin yanına geldik. Biz işlerimizi hallettik. Tabii Minnoş da birazcık Marmara Caddesi'nde dolandı bizimle ama sonra çok uykusu geldi. Arabada bir uyudu. Şimdi de anneme bıraktık. Çünkü saatlerimiz artık 7. Nas'ın da gece uykusuna geçişi geldi. Çünkü birazcık böyle mızmızlanmaya başladı arabada. Şimdi anneme bıraktım. Annem bir karnını doyuracak. İrmiğini de götürdüm Nas Hanım'ın. İrmikle muzunu yesin. Birazcık çok hızlı bir giriş yaptın. Hem karnımızı doyuralım, dışarıda bir yemek yiyelim dedik hafta sonu. Hem de Tunca Bey'e alışveriş yapacağız. Biliyorsunuz dolabını düzenlediğimiz için artık çoğu kıyafetini eledi. Öyle yani, birazcık takılalım dedik. Şöyle bir vakit geçirelim dedik. Aslında onu yarın yaparız gerçi. Ne yapalım? Alışveriş. Yani daha doğrusu sebze. Market nasıl mi? İçin? Aha. Tabii tabii. Nasıl için bir şeyler alacaktım da. Yarın Minnoş'la markete gideriz. Olur. Bakalım ne yapacağız. Bakınıyor öyle etrafına. O kadar çok hoşuna gidiyor ki aslında dışarıda dolanmak. Ama bugün hava güzel diye çıktık. Harbiden çok güzeldi gerçekten. İlk gittiğimizde çok güzeldi Marmara Caddesi'ne. Evren'in yanından çıktıktan sonra esmeye sonradan başlamıştı. Sonradan evet bir esmeye başladı. Esmeseydi zaten ben caddeden aşağı doğru yürüyebilirdim. Aynen, biraz daha Meriç'e yürürdük ama işte soğudu. Aa evet, Meriç'in yanına uğrayabilirdik. İşte ama serin, ama serin oldu ama. Neyse birazcık da havaların ısınması lazım.
Ben de şöyle siyah pantolonları seviyorum. Yani bu tarz böyle siyahları sevmiyorum. Hani sanki bunlar şey böyle yıkanmış da solmuş gibi duruyor. Tuncay'a da şimdi şu siyahtan aldırttım bunları bir tane. Bunları yıkıyorlar, temizleyip öyle koyuyorlar. Tunca kabinde deniyorken ben de gözüme şunu kestirdim. Normalde pijama da ama bence evde günlük giymelik çok güzel. Kızıma taç buldum. Hem de tam onun kafasına göre. Bak evet. Çok güzel değil mi? Evet. Tam minnoşuma göre bak. Sen tam benim kızıma göresin. Bu nedir? Çok güzel. Ay bayıldım. Parıl parıl parlıyor. Gece gündüz kanarım. Ya. İşte vlog çekerken de böyle müzikleri kapatmak zorunda kalıyoruz. Biz AVM'den çıktık, karnımızı da doyurduk. Yemek de yedik çok şükür. Bak odaklamadı şu an. Hep ışıktan kaynaklı böyle oluyor. Şimdi de bir kahve kaçamağı yapalım dedik. Şu anda sahile doğru iniyoruz. Tabii şu sahili de inşallah bir an önce artık bitirirlerse. Hele ki havalar ısınana kadar. Çünkü Minnoş'la sahile inip bol bol yürüyüş yapmak istiyorum. Sahil bize çok yakın. Dedik ki sahile gidelim. Bir kahve içelim Starbucks'ta. İnşallah yoğun değildir. Eğer kalabalıksa alıp çıkarız. Değilse oturacak yer varsa eğer oturur bir kahve içeriz. En azından şöyle deniz kenarında bir sahil havası alırız. Tabii ki yer bulduk. Ay bomboş ve çok güzel. Şu anda mis gibi deniz havası alıyoruz kahvelerimiz. Ay çok güzel. İyi oldu be vallahi. Evet iyi oldu bence. Çok güzel oldu. Biraz önce o kadar üzüldüm ki. Arkamızdan hemen size bir dedikodu yapayım. Arkamızdan 3 kişi geçti. Hatta oradalar. Arkamızdan 3 kişi geçti. 2 erkek bir kız. Tabii bir tanesi çift yani sevgili. Arkalarımdan çıkarken diyor ki buradaki diğer erkek. Siz diyor yürüyün önde diyor. Ben diyor sizi diyor rahatsız etmem diyor. Arkanızdan diyor gelirim diyor. Bakarım öyle diyor. Onları izliyoruz da şimdi çocuk gerçekten mazlum arkalarından bakıyor böyle yazık ya. Rabbim ona da nasip etsin inşallah. Çok üzüldüm çocuğa öyle deyince. Bir de arkalarından tınımını yürüyor yavaş yavaş. Ne yapıyorsun ya? Eve de gidemiyor, canı sıkılıyor. Canı sıkılıyor, ne yapsın eve de gidemiyor. Ben de şimdi buradan giderken Beren'ime içecek bir şey yaptırırım. Çok seviyor böyle Starbucks'tan bir şey geldiği zaman. Artık büyüdü, genç kız oldu. O yüzden Beraş'a da giderken buradan şimdi bir şeyler yaptırayım onu içebileceği tarzda. Neyse kameramı kapatayım. Tam sohbetin ortasındaydık biz sevgili Tuncacığımla. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Günaydın. Günaydın anneciğim. Senin o saçını yerim tamam mı? Naz. Bak bak. Naz. Babanı uyuttun geldin mi anneciğim? Uyudu mu baban? Uyudu mu anneciğim baba? Herkese günaydın. Günlerden pazar. Biz bugün erken kalktık. Tabii ben daha hiç uyumadım. Şu an saatlerimiz 11.30. Nas'la Tunca biraz uyudu. Nas ilk uykusunu yaptı. Nas da şimdi uyandı daha. Ama tabii Tunca uyumaya devam ediyor. O da hafta sonu dinlensin. Biz de Minnoş'la takılıyoruz. Değil mi anneciğim? Babasını uyutmuş gelmiş. Bir gittim onu kolundan tutmuş seviyor. yaptın mı anneciğim babana? Piş piş dedin mi anneciğim? Naz babaya piş piş dedin mi? Naz şu an oyuncağı yemekle meşgul. Hadi bir şeyler yiyelim anneciğim bize tamam mı? Ondan sonra babayı kaldırırız. Sonra biz de babayla kahvaltıya gideriz tamam mı? Tamam. Tamam çok konuşma kahvaltımı hazırla diyorsun. Tamam hemen hazırlıyorum hemen. Tamam. Ama şöyle sıkmak istedim. Birazcık sıkmak istedim. Dur anneciğim sakin ol. Sakin ol Naz. Ne yapıyorsun? Hoşuna mı gidiyor öyle?
Nasıl şimdi demir takviyesini vereceğim. Dur anneciğim. Aferin kızıma. Bravo. Çok güzel değil mi? Harika. Çok güzel Naz. Bir kere daha içeceğiz. Ay, çok güzel. Al bakalım. Onlar baba kız uyuyorken ben de hemen hazırlandım. Şöyle saçlarımı yaptım, makyajımı yaptım. Tabii daha üstümü değişmedim. Şimdi NASA yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Bana gülüyor. Ondan sonra da artık Tunca'yı uyandırırım. Sonra biz de kahvaltıya gideriz. Minnoş'la birlikte. Şimdi bunu öğrendi ve vurup duruyor. Yutarım seni. Ham yapar yutarım seni. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close. Gözümüze gelmesin diye mi topladık saçlarımızı? Topladık mı sabah saçlarımızı? Evet babam. Evet kızım. Sen bisküvi mi yedin babası? He? Aşkım. Sen bisküvi mi yedin? Sen karnını doyurdun mu? Bisküvi mi yedin? Sen neden beni yatakta bırakıp gittin? He? Ben uyurken sen gitmişsin. Size bak. Naz da karnını doyurdu. Şimdi onun da üstünü değiştirdim, hazırladım. Çantasını zaten sabah kalktığımda hazırlamıştım. Ben de hazırlanmıştım. Sadece şöyle bir saçımı yukarıdan topladım. Bir de kırmızı sivitimi giydim. Artık biz hazırız çıkmak için. Yerim seni. Seni yerim. Minnoş var burada. Burada bir minnoş var. Çok güzel olmuşsun. Evet. Saçlarını topladık ya, burasında iz kalmış. Hadi ben hazırım de. Evet. Tuncacığım da uyudu. Bugün güzel uyudun. Vallahi iyi uyudun yani. Bir de vuruyor. Bye. Hadi gel bakalım. Gidiyoruz. Naz gidiyor musun? Beni bırakıyor musun? Hayır dedi. Geliyorum anneciğim. Montumu giyiniyorum. Anneciğim, arkadaş mı buldun sen kendine? Nerede arkadaşın? Nerede arkadaşın? Gelmiyor mu? Evet, geldi. Nerede? Merhabalar. Eyvallah. Hiç komik değildi. Evet, benim saçlarım hiç komik değildi. Gülecek hiçbir şey yoktu. Herkes saçlarıma bakıyordu. Dik dik kafamda. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Evet, Torium'a geldik yıllar sonra. Özlemişim burayı. Ben burada Turkcell mağazasında çalışıyordum. Ta yıllar önce beklerken. Bayağı bir değişmiş ama. Şimdi buradaki boynere bakacağız. Minnoş uykuya daldı, dalacak. Birazcık uykusu geldi. Şimdi Tunca da bir şeyler deniyor kabinde. Ben de şu kot tulumu çok beğendim. Çok şık. Değil mi anneciğim? Çok güzel. Çantaların güzelliği. Şu tam naslık. Babiş. Bizim Minnoş'a göre burada pek bir şey yok. Markete geldik. Nas Hanım'a sebze almaya geldik. Evet, sana alacağız şimdi. Sana alışveriş yapacağız. Ya sen nerede oturuyorsun? Çabuk kalk oradan. Baba seni tutuyor mu? Naz. Bak. Şş, çok ayıp, böyle bağırılmaz öyle. Naz. Ayakları da sallıyor. Evimize geldik. Her yer her yerde değil mi Naz? Poşetler yerleştirilecek. Burası darma duman. Ben Naz'a bir yandan şimdi yemek hazırlıyorum.
Şimdi hemen sana şey yapalım anneciğim. Sebze yapalım. Tamam mı? Evet. Attın mı ki sen gene oyuncağını? Oyuncağın nerede? Tabii ki atmış. Ördekler artık yıkanmaktan helak oldular anneciğim. Her gün banyo yapıyorlar. Her dakika. Olsun olsun. Tamam vereceğim. Bekle. Diğer ördeği vereyim. Bunu alma. Ah bu yıkananlardan al. Ah. Ya yıkayıp yıkayıp temizleyip öyle veriyoruz. Bak. Daha var anneciğim arkada ördek. At onu da. Tamam. Şimdi saatlerimiz şu anda 11:30. Bu arada bu üstümdeki hırka da Tuncan'ın hırkası. Baktım giymiyor. Dedim ki ben giyerim. Hemen ben kaptım. Bugün hemen size aldıklarımızı göstereyim. Daha doğrusu aslında Tuncay'a alışveriş yaptık. Bir tane ben kendime pantolon aldım Collins'ten. O kadar çok hoşuma gitti ki pantolon. Ama şey kot pantolon değil. Böyle kumaş pantolon gibi öyle söyleyeyim size. Ne çok ince ne çok kalın. İlk defa tam boyuma göre bir pantolon buldum. Bunu boyu 1.60 olanlar anlar. Tam boyuma göre buldum. Eğer size o pantolonun linkini bulabilirsem yorumların en başına bırakırım. Linkine zaten bakacağım çünkü haki rengi de vardı o pantolonun. Başka renkleri de vardı. Şu tarz beli lastikli. Şöyle önü ipli. Paçası dar bir paça değil. Tam bilmiyorum. Benim en sevdiğim paça tarzı bu. Ben eşofmanda bile aslında böyle lastikli paçaları çok fazla sevmiyorum. Ben tam kendi bedenimi aldım. Kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz rahatlıkla. Boyu kısa olanlar zaten kesinlikle tercih etsin. Tunca kendine ne almış hemen bakalım. Slim fit siyah bir pantolon. Yeşil haki rengi bir gömlek. Bir de gri renk. Yine şöyle bir kot pantolon almış. Onun haricinde de başka bir şey almamış. Yani iki tane pantolon, iki tane de gömlek. Ben de bu vlogumu artık burada sonlandırıyorum. Yarın da inşallah yeni bir vlog başlatıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Uzun bir süre ara verdiğim için de lütfen kusura bakmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.